Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasıyla düşüşe geçen döviz kurları yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 7.20'ye kadar çekilen dolar-tl piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden 7.30'un üzerine çıktı. Dolardaki yükselişin sebebi ne? Ne oldu da dolar 7.30 seviyesine geldi? Şimdi konuyu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile konuşacağız. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Evet, ne oldu da dolar tekrar 7.30 seviyesine geldi? Neler söylersiniz ve bu yükseliş devam eder mi? ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dolar indeksinde bir tepki yükselişi gördük. Uluslararası piyasalarda biraz değer artışları var. İç piyasalarda malum geçen haftanın itibaren biraz daha yükseliş listeyi hakimdi dolar kurunda. Yine 7.30 lira seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine beraberinde bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu andaki koşullar öyle ama gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Buradaki kararlar hangi yönde alınacak piyasalarda ona göre şekillenecek. Şu anda dolar-tl kurundaki yönü Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbiri ve önlemlerle yakından takip etmeye devam ediyoruz. Peki Londra merkezli bir operasyon mu var yoksa bu söylentide bir komplo teorisi mi? Şu anda böyle bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Piyasalarda şu anda döviz talebinin ciddi bir miktarda arttığını gözlemliyoruz. Özellikle banka mevduatlarında ya da döviz büfelerinde vatandaşlar alım yönünde biraz daha tasarrufta bulunuyorlar. Dolayısıyla bu talep artışı ile birlikte küresel riskler halen devam ediyor. Piyasalardaki gerginlikler halen devam ediyor. Belirsizlikler halen devam ediyor. Bunlar topyekun de dolar kurunu olumlu yönde destekleyen faktörler arasında. Peki yatırımcıya ne önerirsiniz İslam Bey? Şöyle bir ortamda ne yapmalılar? Herkes pozisyonunu korumalı. Benim düşüncem o yönde. Şöyle, elinde döviz ve emtia bulunduranlar kısa vadeli bu ortamda al-sat yapılabilecek bir ortamda değiliz. Ters köşe olabilirler. O yüzden bulundurmaya devam etsinler ve ihtiyacı olmadan satmasınlar. Hiç emtia almamış, altın ve gümüş almamış yatırımcılar tekrar Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylanmış bir haber akışı gelirse bu sefer de burada tekrar bir altın tarafında, gümüş tarafında geri çekilmeler görebiliriz ve dolayısıyla da bu geri çekilmeler emtia alacak, yani altın ve gümüş alacaklar için iyi bir fırsat sunmuş olacak. Dövizle ticaret yapan, döviz borcu alan vatandaşlarımızın da Merkez Bankası'nın kararını beklemesi gerekiyor. Bugünkü koşullarda biraz 2 haftadır piyasalarda tansiyon yüksek, belirsizlik artmış durumda. Fiyatlar da anormal dalgalanıyor. Yani bir bakıyorsunuz sert düşüşler, bir bakıyorsunuz sert yükselişler var. Bu belirsizlik devam ettikçe belirsizliğin olduğu ortamlarda herkes soğukkanlılıkla beklemeli. Yani alan ve satan tarafta soğukkanlılıkla kendi pozisyonlarını ve fırsatlarını yakalaması gerekiyor. Bu ortamda genelde kısa vadeli pozisyon almak, al-sat yapmanın çok tehlikeli bir davranış olacağını söyleyebilirim. İslam Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Kolay gelsin diyelim bizler de. Evet, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten piyasalardaki son durumu öğrendik. Yatırımcı ne yapmalı? Kendisinden bilgiler aldık.